Herkese tekrar merhaba. Yine İhsan ve Cem yok. Arşivden Notlar programımızla sizleyiz. Bu bölümde yine Esra arkadaşımdan aldığım arşivden notları sizlere aktaracağım. İlerleyen bölümlerde başka konulara da değineceğiz ama bu bölümde spor konuşacağız. Transfer dönemlerinin vazgeçilmez olaylarından biri eski dönemlerde. Bosman Kanunu'ndan sonra tabii böyle şeyler ender rastlanır oldu. Hasan Vezir'in transferini konuşacağız. Fenerbahçe'den Galatasaray'a nasıl geldiğini. İlginç bir transfer öyküsü. Olaya geçmeden önce bunun dizilerde, filmlerde de çokça kullanıldığı bir konu olduğuna da değinmek gerekiyor. Özellikle Kemal Sunal'ın İnek Şaban filminde buna değinilmişti. Hani antrenmandan Kemal Sunal'ı kaçırıyorlardı. Kaleci Bülent'i iki rolde oynuyordu. Hem İnek Şaban hem de Kaleci Bülent rolünde. Oradan kaçırıp Fenerbahçe'ye transfer ediyorlardı. Bunu da tam tersi, Hasan Vezir'de de tam tersi oluyor. Fenerbahçe'den kaçırıp Galatasaray'a getiriyorlar. Peki nasıl oluyor? Hasan Vezir Rize'de futbol oynayıp Trabzon'da şampiyonluk görmüş bir isim. 84 senesinde Trabzon'un uzun yıllar süren şampiyonluğunun son O efsane kadrosunun son şampiyonluğundan sonra Rize Spor'a geri dönüyor. 88-89 sezonda da Fenerbahçe için top koşturuyor ve 103 gollük efsane Fenerbahçe şampiyonluğunda pay sahibi oluyor. 19 golle bütün dikkatler Hasan Vezir'in üzerinde toplanıyor. Ancak Hasan Vezir'in Galatasaray'ın radarına girmesine neden olan olaysa kupa maçında gerçekleşiyor. Fenerbahçelilerin unutamadığı 4-3'lük Galatasaray maçında oluyor. İlk devreye Galatasaray 3-0 önde giriyor ve anlatılanlara göre futbolcular bayağı bir hani aldık biz bu maçı, ikinci yarı hiçbir şey olmaz kafasıyla takıldıkları için ikinci yarı Hasan Vezir'in hat-trick yaparak kazandırdığı maçla 4-3 galip gelerek kupada Galatasaray'ı eliyor Fenerbahçe. Haliyle Hasan Vezir de Galatasaray'ın radarına giriyor. O dönem 35 milyon TL alan Hasan Vezir'e Fenerbahçe 500 küsür milyon TL teklif ediyor ama Hasan'ın aklında 750 milyon TL almak var. Fenerbahçe'de 650 milyona kadar çıkabileceğini söylüyor. Bu arada tabii Galatasaraylı yöneticiler de Hasan Vezir'le temasa geçiyorlar. 1 milyarlık bir teklif sunuyorlar. Bu teklif cebinde gidiyor Fenerbahçe'yle görüşmeye. Fenerbahçe 650'den fazla veremeyeceğini söyleyince transfer görüşmeleri tıkanıyor. O arada Galatasaray'ın yöneticilerinden Ergun Gürsoy ve Yurdaşan Karahasan devreye giriyor. Hasan'a diyorlar ki sen bize bir gel Hasan, gezelim. Kardeşinin yanından alıyorlar. Diyorlar ki biz Hasan'ı eve bırakırız diyorlar. Hasan'ı alıp Bursa'ya Özhan Canaydın'ın, rahmetli başkanı Özhan Canaydın'ın tekstil fabrikasına götürüyorlar. Adeta bir kaçırma olayı. Hani bu Kemal Sunal'da kaçırdıkları gibi öyle bir olay yaşanıyor. Bursa'ya götürüyorlar. 3 gün sonra da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta kupa maçı var. Orada oynamak istiyor Hasan. Ergun Gürsoy diyor ki yok, göndermeyiz. Orada gidersen transfer yatabilir. O yüzden seni gönderemeyiz diyorlar. Devam eden süreçte de Galatasaray'a imza attırıyorlar. Buradan sonra tabii Hasan Galatasaraylı oluyor. Galatasaray için oynamaya başlıyor. 89-90 sezonda Galatasaray'la birçok maça çıkıyor. İlk derbide, Fenerbahçe derbisinde de olaya imza atıyor ve 90. dakikada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atıyor. Haliyle Fenerbahçeli, bir dönem Fenerbahçe için kahraman olarak görülen Hasan Vezir artık düşman, hain olarak görülmeye başlıyor. Fanatizm her zaman kötü bir şeydir. Fenerbahçeli fanatikler Hasan'ın evini basmaya gidiyorlar maç sonu. Abi bir de şey detayını da söylemek istiyorum. Bunu unuttum. Bu araya sıkıştırayım. Hemen diyeceksiniz ki hani ne yaptı fanatikler, orada bir reklam arası gibi olsun biraz. Hasan'ın düğünü Galatasaray Adası'nda yapılıyor ve Fenerbahçeli taraftarlar Hasan'ı rahatsız etmek için tekneler kiralayıp Galatasaray Adası'nın etrafında dönüp Fenerbahçe marşları ve Hasan'ın aleyhine marşlar söylüyorlar. Ayrıca Fenerbahçeli, davet ettiği Fenerbahçeli futbolcular da düğününe gelmiyor. Bu da böyle bir detay. Bunu da anlatmak istedim. Derbiden sonra yaşananlarsa biraz vahim. Fanatik taraftarlar, ya taraftar da demek istemiyorum aslında, fanatik holiganlar Hasan'ın evini basıyorlar. Ancak Hasan evde yok. Kapıcı Hasan'ın evde olmadığını söylüyor. Kapıcıyı bayağı bir dövüyorlar. İrfan Bey'di sanırım. İrfan Bey'i bayağı bir dövüyorlar. Sonra da adamı bıçaklıyorlar. Neyse ki adam ölmemiş. Yani çöp kutusuna atmışlar bir de adamı. Çöp konteynerine atmışlar. Adam ölmemiş neyse ki. Ama böyle bir kötü bir olayla da anılmış oldu Hasan Vezir. Devam eden süreçte 2 yıl boyunca Galatasaray'da top oynuyor Hasan Vezir. Sonra da Bakırköy Spor ve Adana Spor gibi kulüplerle top koşturduktan sonra futbol hayatına son veriyor. Hasan Vezir'in hikayesini size anlatmaya çalıştım. O Kemal Sunal'a benzeyen hikayesini size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım hangi konuyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın.